Günler tarihi oturumlarımızda Budizm'in 3. oturumuna ulaştık. Bir önceki oturumumuzda Budizm'in temel ahlak öğretileri, temel yapısını konuşmuştuk, tarihini konuşmuştuk, mezheplerini konuşmuştuk. Daha sonra ise Budizm'e bakış açılarını biraz tartışmıştık. Maalesef bu Budizm konusu dinler tarihi ve diğer dinlerde de dinler tarihi kürsüsünün kürsülerinin Batı merkezde olması dolayısıyla tıpkı İslam'a bir oryantalist bakış olduğu gibi diğer Doğu dinlerine de oryantalist bir bakış açısıyla yaklaşıldı. Yani Batı merkezli bir bakış açısıyla yaklaşıldığını belirtmiştik. Bundan mümkün olduğunca bağımsızlaşmaya çalışıyoruz bu oturumlarda. Yani bizzat o dinin kendi bağlamını ve dinler tarihinin genel bağlamını esas almaya çalışıyoruz. Yani Batı eksenli bir bakıştansa gerçekten yani Buda ya da Hinduizm ya da diğer dinler ne demek istediler, neyi iddia ediyorlar, inanç ve pratikleri hangi bağlama oturuyor, bunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki doğal olarak hani durduğumuz yer sonuç itibariyle İslami kimlik olduğu için de değerlendirmelerimizin sonunda tabii ki bu. İslami açıdan, kendi baş açımız açısından görüşlerimizi beyan ediyoruz. Ama öncelikle o dini, o dünya görüşünü kendi bağlamında anlamamız gerekiyor. Yani empati yaparak anlamamız gerekiyor ki hakkaniyetten, adaletten, bilimsel ahlaktan uzaklaşmayalım. Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü genelde tukaka ya da övgü çerçevesinde bir dinler tarihi algısı var özellikle Türkiye'de. Yani ya işte bakın ne kadar batıl, ne kadar kötü dinlenmiş, dinimize kıymetini bilelim tarzında bir hani okuma ya da işte böyle biliyorsunuz yükselen bir trend, dinler arası diyalog trendi var dünyada. Bütün dinlerin işte birleştirilmesi gerektiği bir üst versiyonu, yani bir üst aşaması. Dinler arası diyalogtan sonra da tüm dinlerin aslında tek hakikat, aynı hakikati, farklı görünümleri olduğu. Dolayısıyla hepsinin işte birleştirilmesi gerektiği ve onların da aşılması gerektiği hatta. Gibi bir söylem de var dünyada moda olan, yani özellikle emperyal güçler tarafından da desteklenen bir söylem bu tüm dünyada geçerli kılınmaya çalışılıyor bu söylem. Dolayısıyla bu iki yaklaşımdan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz ve Kur'an ilkeleri çerçevesinde yani adalet, insaf ve ilmi ahlak çerçevesinde ele almaya çalışıyoruz. İşte bu dizimi de bu çerçevede almıştık. Lakin şöyle bir şeyle karşılaştık hatırlayacak olursanız. Bu dizimin işte Allah Tanrı inancının olmadığı, ahiret inancının olmadığına dair genel bir kanı var. Batı özellikle dinler tarihçilerinde. Çünkü oradan baktığınızda yani materyalist, pozitivist açıdan baktığınızda Budizm'in diğer İbrahimi dinlere göre daha tercih edilebilir ateist bir din olduğu gibi bir yani hem ciciliyor yani hem övüyor ama aynı zamanda da yani özellikle İbrahimi dinlere karşı onu bir alternatif olarak öne süren böyle bir söylem söz konusu. Bunun bugünkü versiyonları ise yani karşımıza işte Reiki, meditasyon efendim vesaire kursları şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani daha çok seküler kesimlere hitap eden bir yaldızlama şeklinde açıkçası önümüze konuyor. Bu da acaba hani gerçek Budizm bu değil tırnak içerisinde mi diye akla sorular getiriyor. Çünkü yani siz bir inanç sistemini kendi paradigmanızın içerisinde kalkanda yapabilirsiniz. Bir de böyle bir durum da söz konusu. Bir söylemsel bir araca dönüştürebilirsiniz. Acaba Budizm'de ki daha sonra yani başka bir oturumda, ileriki oturumlarda tartışacağız bunu aslında. New Age akımlar dediğimiz son dönemde çıkmış olan kült tarikat yapılanmaları var. Farklı dinlerden açığa çıkmış, o kültürden çıkmış ama aynı noktayı, aynı söylemleri ifade eden böyle kültler var. İşte hem Hristiyanlıktan, hem Yahudilikten, hem Hinduizm'den, hem Müslümanlıktan çıkmış böyle akımlar. Onları özellikle oturacağız, konuşacağız yani, tartışacağız inşallah. Ama şimdi konumuz hem Hinduizm'de de aynı şey vardı, Budizm'de de aynı şey vardı. Böyle bir durum söz konusu. Acaba gerçekten seküler dünyaya,
İşte teosofi akımının sunduğu gibi Blavatsky, Madame Blavatsky ve ekibinin Batı'ya taşıdığı 1800'lü, 1900'lü yıllarda taşıdığı gibi mi acaba? Yani gerçekten Budizm ateist bir din, Tanrı tanımaz, tanrısız bir felsefe ve bizim ruhumuzu aydınlatan bir şey mi? Yani böyle bir, çünkü araçsallaştırma da söz konusu. Bunu da bu açıdan hani irdelemiş olacağız. Bunun için bugün üç tane temel esasını, üç temel konuyu tartışmayı, konuşmayı düşünüyorum. Bunlardan birincisi Budizm'in Tanrı metafizik algısı ki bununla ilgili şu eseri tavsiye ederim. Hece Yayınları'ndan çıktığı Hüseyin Yılmaz'ın Budist Metafiziği eseri. Bu kitap gerçekten konuyu, yani benim burada bir saat kadar özetlemeye çalışacağım konuyu daha detaylı, ayrıntılı bir şekilde akademik olarak ele almış. Dolayısıyla böyle küçük bir dipnot olarak bu esere merak edenler alıp okuyabilirler. Evet, şimdi dönelim Budizm'in metafizik gayb alanına. Şimdi demiştik ki bir önceki oturumumuzda Budizm'i daha doğrusu Buda'yı değerlendirmemiz için Siddhartha Gautama isimli gencin hikayesine bakmamız gerekiyor demiştik. Ve Siddhartha Gautama bir süreç yaşıyordu. Bir zengin, üst düzey bir kasta mensup, gelecek vadeden, tıpkı Muhammed Aleyhisselam gibi gelecek vadeden, toplumun ondan çok şey beklediği zengin bir sınıfta bulunuyordu. Ve babası onu bunun için toplumdan, zaten kast sistemi olduğu için Hinduizm'de toplumdan tamamen yalıtmıştı ve bir işte kale gibi bir evin içerisinde özel olarak yetiştiriyordu. Ancak Siddhartha Gautama, Allah'ın işi bu ya, bir gün kapıdan çıktı ve hastalıkla karşılaştı. Daha sonra yaşlılıkla karşılaştı, bir yaşlıyla karşılaştı. Daha sonra bir dilenciyle, yani yoksullukla karşılaştı. Daha sonra da bir cenazeyle karşılaştı, yani ölümle yüzleşti. Ve böylelikle hayatın acılarıyla, yani hayatın anlamıyla, Siddhartha'ya göre hayatın anlamıyla karşılaştı ve bu hayatın izole edilmiş, işte kast sisteminde bütün hayatın acılarından izole edilmiş o sanal, sınıfsal konum olmadığını farkına vardı ve bu farkındalıkla kendisini yollara vurarak işte uzun bir riyazet, asketizm dediğimiz, işte Cengizm'de de konuşmuştuk hatırlarsanız, kendini çileci bir sürece verdi. Ancak bu çileci süreçte de yani kendisi aradığını bulamadı ve bir süre sonra işte onu Buda yapacak olan aydınlanma sürecine girdi ve bir incir ağacının altında yanlış hatırlamıyorsam 40 gün kadar, 47 gün gibi böyle bir süre çok yoğun bir meditasyona girerek tamamen Siddhartha Gautama Buda'ya dönüştü ve bir aydınlanmayla bu sefer mesajlar dökülmeye başladı aslında. Ve etrafında işte bir cemaat oluştu. Bu keskin, katı asketizmi, çileciliği reddeden, orta yolu öneren, Hinduizmin kast sistemini, Hinduizmi de reddeden, orta yol dediği işte ahlak ve kişinin kendi arınması temelinde bir öğreti geliştirdi ya da aldı. Yani bunu daha önceki oturumda konuşmuştuk. Yani çünkü İslam alimler arasında bu konuda görüşler var. Yani Resul Nebi olabileceği ya da bir filozof olabileceğine dair. Yani toplumu ıslah eden, reformcü bir kişilikle olabileceğine dair görüşler söz konusu. Dolayısıyla böyle bir, hani özetlersek siyerini, Buda'nın böyle bir geçmiş hayat hikayesi var. İşte Buda bu gelişim sürecinden sonra öğretisini Hint Yarımadası'nda yaymaya başlıyor. Etrafında bir cemaat, bir topluluk, bir toplum oluşmaya başlıyor. Ve böylelikle Budizm dediğimiz olgu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla baktığımızda Budizm'i anlamamız için, daha doğrusu Budizm'in kavramlarını tam yerine oturtmamız için Batı merkezli ya da başka bir merkezli değil, Hint alt kıtasındaki tarihsel ve inanç bağlamına esas almamız gerekiyor. Dolayısıyla onu ateist olarak tanımlayamayız. Çünkü ateizm diyalektik materyalizm üzerindedir ve gaybı, metafiziği tamamen yok sayan, reddeden bir dünya görüşüdür. Ancak Budizm'e baktığımızda
Budizm aksine idealist bir felsefedir. Yani materyalizmle tam zıttına bir hayli gaybi alanda geliştirilmiş bir düşünce sistemidir. Birincisi bu, bunu bir kenara koyalım. İkincisi, baktığımızda Buda'nın söylemlerinin, mesela bunlardan bir tanesi elimde, Elmas Sutra, şu şekilde basılmış, böyle birçok sutralar, yani Buda'nın hadisleri, yani Buda'nın konuşmaları, vaazları, bu şekilde Budist metinler olarak daha sonra yazıya geçiriliyor. Buda'dan işte 100 yıl, 200 yıllık bir süreç içerisinde. Onlar da bir külliyat, bir literatüre dönüşüyor, kutsal metne dönüşüyor. Dolayısıyla orada bak gördüğümüz şu var. Buda'nın asıl meselesi, yani artık Buda'ya dönüşmesinden sonraki asıl meselesi, Hinduizmin tahrip etmiş olduğu ya da Hinduizmde yozlaşmış olan kavramların ve dünya görüşünün ıslah edilmesi. Bunun için de yoğunlaştığı şey insanın arınması, insanın ahlaki leştirilmesi ve insanın bu ahlaki süreç ile nirvana'ya ulaşması, yani tüm bu kirlerden arınarak bir hiçlik makamına, yani buna yokluk ya da hiçlik deniyor ki nirvana çok daha geniş, uzun bir oturumun, yani tek başına üzerine oturup konuşulması gereken bir kavram. Böyle bir bağlam var. Onun için vaazlarının, konuşmalarının büyük bir kısmı insanın kendi içsel yolculuğu ve insanın içsel arınmasıyla alakalı ahlak ilkeleri üzerine inşa edilmiş. Dolayısıyla bu da Batılılar açısından Buda'nın ve Budizm'in bir tanrısız bir felsefe olduğu zannına yol açmış. Ancak baktığımızda Buda Tanrı'yı yok sayan Tanrı inancını, yani İbrahimi dinlerin, Orta Doğu merkezi dinlerin, işte İslam, Hristiyanlık, Yahudi, yani bizim bildiğimiz, bizim havzamızın algıladığı bir Tanrı'yı reddetmiyor. Böyle bir ifadesi yok. İkincisi, reddettiği Tanrılar, yani Tanrı değil dedikleri, işte işlemiştik hatırlarsanız, Hinduizmin üretmiş olduğu çok yüzlü Tanrı algısını reddediyor. Yani La İlahe tırnak içerisinde diyor. İkincisi bu. Üçüncüsü, peki Tanrı yoktur demiyor. Bu çok yapılı ve yozlaşmış Tanrı algısını, işte avatarlaşmış Tanrı algısını reddediyor bu da. Peki yerine ne koyuyor? İnsan Tanrı'dır demiyor mesela. Yani insanı tanrılaştırmıyor. İnsanın içsel bir arınmayla hiçliğe ulaşması ve Tanrı'da buluşması, Tanrı'yla buluşması gibi bir, işte daha sonra bizim Orta Doğu kültürüne de yansıyacak olan, hani bizdeki, yani bizdeki dediğim kültürel olarak bizdeki fenafillah anlayışının aslında köklerini orada buluyoruz. Yani kişinin içsel bir arınmayla, ki bu içsel arınma şöyle bir arınma da değil, onu da belirtelim. Yani toplumsal sorunlardan ele tek çekerek sorumsuzca bir içsel arınma değil. Geçen oturumumuzda konuştuk hatırlarsanız. Yani sosyal adaletle alakalı, toplumsal bir arınmayı da içinde barındıran bir orta yol söylemini barındırıyor. Dolayısıyla böyle bir konsept var. Yani Hinduizm'e karşı, Hinduizmi ıslah etmeye yönelik, Hinduizmi reformize etmeye yönelik bir Hint söylemi Budizm. Yani tıpkı daha sonra konuşacağız, işte mesela şöyle bir şey, yani Hazreti İsa'nın şeriatı yok. Yani Hazreti İsa bir yeni bir din bitirmiyor. Niye? Çünkü bir İsrailoğlu peygamberi. İsrail şeriatı, İsrail hukukuna göre zaten, İsrail oğulları hukukuna göre zaten amel ediyor. Dolayısıyla o konuları çok fazla irdelemiyor. Hatta o konularda, daha sonra dediğim gibi bunlar detaylı olarak konuşacağız, o konulardaki yozlaşmalara karşı çıkıyor. Bu onun o konuları tamamen yok saydığı, reddettiği anlamına gelmiyor. Yani Yahudi şeriatın yok saydığı anlamına gelmiyor. Ama o şeriatın katılaştırılmasına, yobazlaştırılmasına, aslın yerine geçirilmesine, özün, o dinin ruhunun, işte ahlaki ilkelerinin, sosyal adaletin mesela yerine geçirilmesine karşı bir itirazda bulunuyor İsa. İşte aynı bunun gibi, ki Muhammed Aleyhisselam da aynı şeyi yapıyor. Değil mi? Yani geliyor mesela namazla, salatla, yani oruçla ilgili böyle detaylara girmiyor.
Onu reddetmiyor da. Ama vay o namaz kılanlarını haline diyor mesela Kur'an. Değil mi? Yani onun içeriğinin boşaltılması dolayısıyla ya da şirkle vesaire bulaştırılması dolayısıyla onu reformize etmeye, onu düzeltmeye, ıslah etmeye daha doğrusu yönelik bir çaba var. Onu ne toptan reddediyor ne de öyle çok detaylı işte daha sonra işte bizim kültürde oluşalım biliyorsunuz. Mesela suların hükmü. 3 cilt adam kitap yazıyor daha sonra. Ama suların hükmüyle ilgili mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın daha doğrusu böyle bir detaylandırmasını görmüyoruz. Neden? Çünkü meselesi o değil. Yani bir fakih olarak gelmiyor peygamber. Anlatabildim mi? Yani bağlam şu. Bir yerde bir bozulma varsa bu bozulmaya yönelik bir yoğunlaşma var. Bu diğer alanları yok saydı, reddettiği anlamına gelmiyor. İşte burada da bu bağlamda Hinduizmin bozulmuş olan ahlaki, toplumsal işte kas sistemi vesaire gibi yozlaşmalarına karşı yoğunlaşmış. Peki Tanrı ile ilgili neler söylüyor? Şimdi isterseniz biraz o konuyu biraz irdeleyelim. Burada bu arada haritada da Budizmin yayılış şeklini görüyoruz. Daha önce oturumlarında katılmayan ya da yeni ekranları başında videolarında bu oturumu yeni izleyenler için belirteyim. Daha önce detaylı olarak konuşmuştuk ama bu 3 tane temel Budizm mezhebi var. Mahayana, bakın Mahayana mezhebi. Bu mezheplerin hem renkler olarak belirtiliyor. Önce Sarnath denen şu merkezde doğuyor. İşte Buda'nın yaşadığı yer. Daha sonra Ajanta'ya gidiyorlar. Oradan Sri Lanka'ya geçiyorlar. Oradan da işte yani çok detaylı konuştuğumuz için bunu şey yapmayacağım. Evet, ya. Daha sonra doğuya doğru, şey batıya doğru da bir yayılması var. Bu haritada göstermiyor. Böyle. Evet, bu bugünkü. Evet, bu batıya doğru yayılma. Fakat Anadolu'ya kadar geliyor. Özellikle Ashoka, Kral Ashoka döneminde. Daha sonra ise tabii geriye çekiliyor. Çünkü orası doğal, kültürel sınırların çok çok uzağında. Hem kontrol etmesi çok zor. Ashoka'dan sonra, yani batıdan sonra doğuya doğru, yani Japonya'ya doğru yayılıyor Budizm. Evet, şimdi isterseniz Tanrı anlayışıyla ilgili birkaç metin okuyalım. Ondan sonra meditasyon ve meditasyon teknikleri ve meditasyon nedir? Yani Budizm için ne anlam ifade eder? Bunları konuşacağız. Bu da ya atfedilen bir minyatür. Evet, demiştik ki 3 tane mezhebi var temel. Mahayana, Vajrayana ve Theravada. Dedik ki genelleme yapıyoruz uzakta olduğu için. Hani Myanmar'da, Burma'da Müslümanları katleden, soykırma tabi tutan Budist, bu aşırı dinci Budist örgütler var. Onlar Theravada mezhebine mensup. Şu bakın Hindi, Çin dediğimiz Myanmar, Tayland, Kamboçya ve Sri Lanka'ya hakimler. Çok radikal bir Budizm yorumuna sahipler. Mahayana Budizmi bakın sarı bölgeye yayılmış. Bir de Vajrayana var. O da Tibet Budizmi dediğimiz. Yani işte meşhur Dalai Lama ile dünyada meşhur olan. Diğerleri çok barışçıl mezheplerken şey çok şiddet içerikli. Yani bizdeki hani nasıl IŞİD, Şia, efendim Hariciler, Ehl-i Sünnet'in 70 kolu, yani nasıl bizde 72 fırka var. Onlarda da var. Dolayısıyla hani genelleme yapmamak lazım. Nasıl bu bahsettiğim isimler hani Müslüman olduğumuz için biliyoruz. Aralarında uçurumlar var. Hem anlayış olarak hem pratik olarak. Bu mezhepler arasında böyle uçurumlar var. Bu Myanmar'daki katliamları yapan bu Sri Lanka, Myanmar, Tayland merkezli olan Theravada mezhebidir. Onun da yine altını çizmiş olalım. Bak bu da yine mezhep haritası. Yani Budizm'in mezhepleri. 3 temel mezhep var. Onların da alt ülkelere göre ayrılan tarikat, alt sekt, alt grupları var. Yani şimdi geniş bir coğrafya yayıldıkça ekoller ve alt gruplar oluşuyor. Yani insani bir şey bu. Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlıkta da hatta seküler dinler diyebileceğimiz seküler ideolojilerde de işte sosyalizmde de, kapitalizmde de böyle alt gruplar var.
insanın olduğu her yerde doğal olarak ekolleşme yaşanıyor. Evet. Şimdi bu metin Dhammapada isimli bir metin. Dhammapada Türkçe'de de var. Hatta yakınlarda yeni bir iki tercümesi var. Yeni bir tercümesi de yapıldı. Alıp okuyabilirsiniz. Bakın bu Buda'nın vaazlarını içeren bir kitap. Şimdi diyor ki okuyalım. Daima gözlemci olan, gece gündüz kendilerini inceleyen ve durmaksızın nirvana'ya ulaşmak için mücadele eden kişilerin tüm tutkuları yok olur. Eski bir deyiş vardır. İnsanlar sessiz olan kişiyi de, çok fazla konuşan kişiyi de, çok az konuşan kişiyi de suçlarlar. Bu dünyada hiçbir insan suçlanmaktan kaçamaz. Ne geçmişte, ne şimdi, ne de gelecekte daima suçlanan ya da daima övülen bir insan yoktur. Fakat bilge kişilerin günlerce övdüğü, yaşamı saf ve aydınlık olan, cam buğurmağının altın parçası gibi saf olan, fazilet ve hikmet sahibi bir insanı suçlamaya kim cesaret edebilir? Böyle bir insanı tanrılar, hatta yaratıcı Brahma dahi över. Şimdi tanrılar diye çevrilen kısım, hani dediğim gibi seküler açıdan çevrildiği için, buradaki tanrılar, melekler, gaybi, özellikle kutsal varlıklar, meleki varlıklar şeklinde anlaşılıyor Budistlerce. Ve onların hani bizim dünyamızdaki karşılığı melekler, tanrılar dedikleri, devalar yani. Mesela devaları melekler diye çevirmiyor, tanrılar diye çeviriyor. Şimdi siz okuduğunuzda diyorsunuz ki Allah, tanrılar diyor işte. Ama bir Budistle konuştuğunuzda, mesela Hindistan'da ben bu mevzuyu biraz konuşma imkanı bulmuştum. Yani bunun angels, sizdeki melekler, bizdeki diyorlar bu tanrılara. Çünkü evet, bakın diyor ki yaratıcı Brahma dahi över. Brahma kimdi? Hinduizm'deki tek tanrıydı. Tüm evreni yaratan tanrıydı. Burada görüyoruz ki yani, bu da metin şey olarak elimizdeki metinlerde de tek bir yaratıcıyı kabul ediyor ve onun işte salih kulların, hikmet üzere olan insanların Allah tarafından da övüleceği ne ifade ediyor. Devam edelim. Sözlerin öfkesini gözleyin. Ağzınızdan çıkan sözleri kulaklarınız duysun. Sözlerle hiç kimseye zarar vermeyin. Bedenin öfkesini gözleyin. Davranışlarınız kontrol altında olsun. Hiç kimseye davranışlarınızla zarar vermeyin. Evet, yine başka bir yine aynı kitaptan başka bir bölüm. Evet, ruhun rezilliği korkak bir zevk, kanunun verdiği tehlike ve cehennem yolu. Bu dört şeyi düşünen kişi başka bir erkeğin kadınının ardından gitmez. Ne demiştik? İçki, zina, haramdı bu dizinde. Yani orta yol doktrininde 5 ahlaki ilke vardı. Onlardan ikisini burada görüyoruz. O cehennem yolu dediği cehennem, hangi cehennem? Evet, onu da şimdi birazdan anlatacağım. Yani cennetle cehennem inancı da var bu dizimde. Ve reenkarnasyonu nasıl algılıyorlar baştakiler? Daha sonra neye dönüşmüş onun üzerine de konuşacağız. Bu kusa otu biçimsiz şekilde tutulduğu zaman eli keser. Aynı şekilde bir münzevi de bilgelik yoluna gereken yaşam yolunu izlemezse cehenneme gider. Yani böyle ruhban hayatı tek başına sonuç değildir. O da cehenneme giderdir. Çünkü kutsal yaşamın gerekleri yerine getirilmediği zaman, yeminlerini tutmadığı ve Tanrı'ya gereği gibi tapınmadığı zaman bir mükafat beklememelidir. Bakın Allah'a ibadetle ilgili, Tanrı'ya ibadetle ilgili bir ifade. Ki kişi yapmak zorunda olduğu şeye tüm çabasını harcamalıdır. Neydi yapmak zorunda olduğu şey? O beş ahlaki ilkeydi. Hani, isterseniz biraz onu da okuruz. Hani bir tekrar anlamında. Düşüncesiz kişi sadece sanki büyük bir şey yapıyormuş gibi yoldaki tozu toprağı havaya kaldırır. Yolda böbürlenme diyor ya. Yani kibirden yoldaki tozu toprağı havaya kaldırır. Düşüncesiz kişi. Yanlış olanı yapmaktansa hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Çünkü yapılan yanlışlıklar sonunda kişinin acı çekmesine neden olur.
Bu nedenle sadece doğru olanı yapın. Çünkü iyi işlerden hiçbir zaman acı doğmaz. Kişi kendisini içten ve dıştan iyice korunan bir hudut kasabası gibi korumalı ve bir an dahi dikkatsizliğe düşmemelidir. Yaşamlarını dikkatsizce sürdüren kişiler sonunda cehennem acısı çekmeye mahkum olurlar. Evet, bu temel bir metindir. Dediğim gibi iki tane çevresi var Türkçe'de şu an. Birisi bu Hasan Ali Yücel klasiklerinden yeni Koran, yani Koran Kaya Hoca tarafından tercüme edildi. Diğeri de bu eski çevirisini buldum ben internette. Bu da yeni bir, başka bir Budist yayın evi tarafından meallendirilmiş. Yani buradan da görüyoruz ki, ki başka bir şey daha var, onu da okudum. Bu kitap alıntılamış. Bakın şöyle diyor Buda. Tanrı herkesi mutlu ve güvenli yapsın. Tanrı herkesin ruhani iç neşe elde etmesini sağlasın. Görünsün görünmesin tüm yaşayan varlıklar, uzakta ya da yakında ikamet edenler, doğan ya da henüz doğmayanlar, Tanrı tüm varlıklara ruhani sevgi kazandırsın. Tanrı hiçbir varlığın diğerini aklatmasına izin vermesin. Bir kimsenin herhangi bir şekilde diğerini hakir görmesine müsaade etmesin. Kızgınlık ya da kötü irade içinde diğerinin üzüntüsünü arzu etmesine izin vermesin. Bir annenin oğlunu gözetmesi ve ona özen göstermesi gibi, Rahman yani, onu tek ve biricik oğluna tüm günlerde tıpkı bu şekilde tüm yaşayan varlıklara karşı insan oğlunun kalbi her şeyi kucaklayıcı olsun. Tüm dünya için dostluk olsun, her şeyi kuşatan zihnini yükseltmelisin. Üstüne, altına ve karşısına engellemelisin nefret ve kötü iradeden doğan kötü amelleri, diyor mesela. Burada da yine bir dua metni bu. Bunun da kaynağı yine Sutta Nipata. Bu da şu sutralardan birisi. Türkçe çevirisini bulamadım yani müstakil olarak. Buradan alıntı yapmış Hüseyin Yılmaz. Yani doğal olarak baktığımızda, yani sonuç olarak baktığımızda ciddi anlamda Buda'nın şahsi olarak Buda'da bir, ve Buda'nın ilk metinlerinde Hinduizm'in uzantısı olarak, Hinduizm'de bir tek tanrı, her şeyi, tüm evreni yaratan bir tanrı inancı vardı. Tek demeyelim de her şeyi yaratan tanrı inancı vardı. İşte o tanrıya, yani işte Yahudilerin Yahova dediği, işte Müslümanların Allah dediği o büyük yaratıcı inancına Buda'nın sahip olduğunu görüyoruz. Peki daha sonra ne oluyor? Demin bahsettiğim gibi coğrafya yayıldıkça inanç sistemi, ki her dinin başına gelen maalesef bir yozlaşma, bir dejenerasyon süreci bu. Bu inanç sisteminin de başına geliyor ve bir kısmı Buda'nın meditasyon teknikleri sebebiyle ve işte Tanrı'dan hemhal olma, Tanrı'ya ulaşma söylemiş sebebiyle tanrılaştığı inancına kapılıyorlar. Ve işte özellikle Theravada mezhebi, yani bu şiddet içerikli bahsettiğim Birmanya, Sri Lanka'daki özellikle Theravada mezhebi mesela Buda'nın heykellerinin Tanrı'nın silüeti olduğu. Ama bakın burada da şu var, onu da belirtelim, ben aktarayamayalım. Buda'nın Tanrı olduğunu inanmıyor adam. Diyor ki Buda, yani Siddhartha Gautama Tanrı'yla hemhal olduğu için Budalaştı, yani Tanrılaştı. Dolayısıyla Tanrı'nın cismi, yani burada tabii Hinduizm'den yine bir etkilenme, daha doğrusu Hinduizm'de reformize edilmeye, kaldırılmaya çalışılan bu Tanrı'nın hulul etmesi, Tanrı'nın işte bir insan suretinde ya da bir hayvan suretinde vücut bulması inancının tekrar yüz üstüne çıktığını görüyoruz. Bu sefer nasıl çıkıyor? İşte Buda'nın sureti şeklinde açığa çıkıyor. Buda heykeli, ki Buda Farsça put'a dönüşüyor. Çünkü BP geçişi var biliyorsunuz. Bizim Türkçemizdeki put Buda heykelinden geliyor. Çünkü bakıyor ki adam heykele tapıyor. Bu put diyor. Yani Buda. Put'a yani. Böyle küçük bir nüansta var. Yani heykele yöneleni de böyle yöneliyor. Diğer akımlar ise, yani gördüğünüz gibi biraz önce bahsettim, diğer mezheplerinde ise bu zaten yok.
Yani onlar salt bir felsefi ekol olarak insan arınmasına yoğunlaşmışlar. Ve konuştuğunuzda da yani bizdeki yani sizdeki Tanrı'yı biz reddetmiyoruz diyorlar. Ha çok böyle bir Tanrı da yok yani şeylerinde, yani söylemlerin ortasında falan. Ama böyle bir reddediş, küçümseyiş falan söz konusu değil. Özellikle Mahayana mezhebi açısından söylüyorum. Ve işte Dalai Lama çizgisi açısından söylüyorum. Bunun için onlar daha evrenselci ve daha esnek bu konuda. Daha yaygınlaşabiliyorlar yani işte dediğim gibi Batı'ya vesaire ulaşabiliyorlar. Ama Theravada'cılar daha şey, mutaassıp oldukları için bayağı, bakın göstereyim. İşte Theravada'cıları ki bu dünya medyasında şey oldu, gündem oldu işte bakın bu The Face of Buddhist Terror diyor. Bakın Time'da kapak oldu. Çocukları görüyorsunuz ellerinde silahlar var. Bu şahıs işte Myan şey, Burma'daki katliamları yönlendiren şahıs. Bunlar da silah eğitimi alan Theravada Budizminin mensubu olan çocuklar. Böyle bir şey söz konusu. Yine baktığımızda cennet ve cehennem inançlarının ve gayb inançlarının olduğunu görüyoruz. O konuda da birkaç bölüm okumak istiyorum size. Hüseyin Yılmaz'ın eserinden sayfa 75 şöyle diyor. Mesela asuralardan bahsediyor mesela. Budizm kozmolojisinde asuralar var. Asuralar Kur'an'daki ve işte Tevrat'taki cinlerle denk geliyor. Yani cinni varlıklardan varlıklara inanıyorlar. Asuralar diye. Mesela diyor ki varlıklar lanetlenmiş varlıklar, hayvanlar, insanlar, asuralar ve melekler olarak sınıflandırılır diyor. Mesela Budizm kozmolojisinde. Ondan sonra bakıyoruz. Şeytandan bahsediyor mesela. Şeytan inanışı var. Yine Budizm'de yani şeytan diye müstakil bir varlığa inanıyorlar. Ondan sonra bakıyoruz. Cehennem anlatıları hemen hemen İbrahim'i dinlere benzeyen bir cehennem anlatısı var ve cennet anlatısı var. Buda'nın mesela Mahayana mezhebinde şöyle bir algı varmış. Buda'nın bu Nirvana'ya ulaşması aydınlanma ülkesi diyor. Aydınlanma ülkesine ulaşıyor. Ve bu aydınlanma ülkesi işte mutluluklar bahçesi. Yani dediğim gibi şey iz düşümü olarak yani paralel bir anlatı. İbrahimi dinlerdeki cennet ve cehennem anlatılarına benzeyen anlatılar. Yine Budizm'de Pali kökenli yani ilk dönem kaynaklarda zaman algısının tıpkı Jainizm'deki gibi böyle bölümlere ayrıldığını görüyoruz. Özellikle insan giderek yozlaşıyor. Ve insanın ömrünün giderek azaldığını söylüyor işte 80 bin yıl. Ondan sonra kappa diye bölüyorlar zamanları. Onlar kappalar. Yani dönemler. 80 bin, 70 bin derken 100'e kadar iniyor insan ömrü. Yani şey inancına göre, Budizm'e göre ve sonda işte tamamen sıfırlanacak. Yani insanlık ortadan kalkacak diye bir inançları var. Yani Budizm'de. Yine bakıyoruz, daha önce de konuşmuştuk, Barda Tohol diye bir kitapları var mesela Tibet Budizminde. Öldükten sonra ruhun seyahatlerinde yardımcı olmak kitabı. Uygurlarda Budist'i, Türklerin en köklü dinlerinden birisidir Budizm. Dolayısıyla bu Barda Tohol kitabındaki inançları daha sonra işte ölümün 40'ı, 3'ü 40'ı inançlarına, işte kabir, azabı, kabir, öldükten sonra arkasından Kur'an okuma ve ruhunu rahatlatma gibi inançların iz düşümlerini bu Barda Tohol kitabında, yani Ölüler kitabında, Tibet'in Ölüler kitabı diye de iki ayrı yine tercümesi var. Orada net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın Tibet Budizminde yine şöyle bir bardo, yani insan yaşamının safhaları deniyor buna. Barda Tohol
Ölüler, yani insanın ölüm dönemi demek. Bardo da insanın yaşamsal dönemleri. Mesela neymiş? İnsan 4 yaşamsal döneme mensupmuş. Birincisi yaşam, daha sonra ölüm, sonra ölüm sonrası, sonra yeniden doğuş. Bunlar da 4 bardoya bölünüyor, yani yeniden doğuş. Bir yaşam doğal bardosu yani. Şimdi biraz daha detaylı anlatacağım onu. Sonra ölümün acı veren bardosu, yani can çıkarken ki yaşanan bardo. Sonra Dharma'nın parlak bardosu, bir ışık yüzmesi. Ve sonra da varoluşun karmik bardosu diyorlar. Şimdi burada Budizmin reenkarnasyon anlayışı da, yani ruh değişim anlayışı da Nirvana ile alakalı anlamlandırıyorlar. Yani diyor ki bu Budist metafizik algısında zaman görecedir. Dolayısıyla biz şu an eğer Nirvana'ya ulaşabilirsek, yani karmayı çalıştırarak, karma neydi? Neydi karma? Salih ameller işleyerek, yani iyi ameller işleyen, iyi kendi kaderini çizer, kötü ameller işleyen de kendi sonunu inşa eder. Dolayısıyla eğer biz karmayı çalıştırarak, yani iyi ameller işleyerek kendi kaderimizi iyi işletirsek, o zaman ruh ne yapıyor? Nirvana'ya ulaşıyor ve cennete gidiyor. Ama yapamazsak tekrar başka bir bedene giriyor, onda devam ediyor. Böyle bir şey, Budizm'de böyle bir şey inancı var. Dolayısıyla ta ki kişi, yani bakın burada şey yok, kast sistem olmadığı için, yani Hinduizm'deki gibi, şöyle bir cezalandırma hiyerarşisi değil bu. Yani bir kişi işte yanlış yaptı, fare oldu falan. Diyor ki hayır, yine insan oluyor ve sürekli önemli olan insanın cennete gitmeye çalışmasıdır. Aydınlanmaya çalışmasıdır. Cennete gidemediği için bu şeyin içerisinde, yani Hinduizmi kısmen şey yaptığını görüyoruz. Tamir ettiğini görüyoruz burada bu anlayışın, yani reformize ettiğini görüyoruz ama tamamen de şeyin dışına çıkmadığını görüyoruz. Hani bu reenkarnasyon algısında. Ama bunu şu şekilde izah ediyor. Sonuçta zaman görece olduğu için kişi ölür ölmez eğer şeyi aşmışsa, yani Nirvana'ya ulaşmışsa, yani bu bahsedilen orta yolda yaşamışsa cennete gidiyor. Şeyse cehenneme gitmiyor. Şeyin içerisinde yaşıyor. Cehenneme ne zaman gidecek? Artık hiç fırsatını bulamazsa ve dünya yıkıldığında cehenneme gidecek. Yani cehennemi biraz daha geciktiren ama iyileri doğrudan cennete alan bir inanç gelişmiş tarih boyunca. Böyle bir şekilde izah ediyorlar. Yani şöyle bir izahı yok bu dizinin. Yani cennet cehennem yok. İşte dönüp dolaşıp hep sürekli şey o. Ama mesela bu Hinduizm'de vardı. Hinduizm'de cennetle cehennem algısının hiç olmadığını gördük. Yani çünkü neden? Çünkü Hinduizm başı sonu belli olmayan bir geniş bir havuz olduğunu belirtmiştik hatırlarsanız. Yani çok geniş, başı sonu belli olmayan, yani çok fazla, tırnak içinde kullanıyorum bir Müslüman olarak, çok fazla yozlaşmış bir folklor olduğunu görmüştük. Yani Vedaları vardı, evet, Rig Vedası vesaire. Ama gerçekten yani başı sonu belli olmayan bir dipsiz kuyu gibiydi. Ama Budizm bu konuda daha derli toplu bir ahlak sistemi ve daha kurtuluşu esas alan bir yaşam tarzı vaaz ediyor. Evet, daha devam edelim. Bakalım başka neler varmış. Yani özellikle cehennem anlayışına baktığımızda yine son bir azap figürü var mesela, yine görüyoruz bunu. Cennette de hemen onu da kıvırmıştım. Şuradan bakayım size. Evet, bakın diyor ki Brahma ile birleşmeden bahsediyor. Brahma ile birleşme de vücutsal bir birleşme değil. Şöyle, o zaman şefkat dolu kalbiyle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yöne yayılarak yaşar. Böylece daima şefkatle, bollukla dolu, sınırsız, nefret ya da düşmanlığın olmadığı bir kalple bütün dünyaya, yukarıya, aşağıya, karşıdan karşıya, her yere, yani tüm boyutlara yayılarak yaşar. Tıpkı güçlü bir borazancının sesini az bir zorlukla dört yana ilan etmesi gibi kişi bu meditasyonla kalbin şefkat aracılığıyla kurtulur ve dokunulmamış o mutluluk bahçelerinde yaşar. Yani böyle bir şey anlatısı var ki işte ilk bunu yapanın da, yani Hindistan bağlamında
Siddhartha Gautama olduğu belirtiliyor. Yine şeytanın ismi de Mara. Yani şey, Budizm kozmolojisinde şeytana, yani bizim şeytan dediğimiz ya da iblis dediğimiz varlığa Budistler'de Mara diyorlar. Bakın, evet, yine Budizm'de üç varlık alanı çiziyor Budistler. Birincisi duyular alanı, yani şehadet alemi dediğimiz bu alem. İkincisi şeffaf varlıklar alanı, yani gaybi alan dediğimiz bu dünyada olan ama gaybi alan. Üçüncüsü de mutlak şekilsizlik alanı. Yani bizim algılayamadığımız mutlak bir şekilsizlik alanı olduğundan yine bahsediyorlar. Evet. Dolayısıyla gördüğünüz üzere, yani dediğim gibi daha detayları tasnifi, yani hem bugünkü yaşayan Budizm'de de yani %100 korunmuş olmasa da, yani %100 otantik olmasa da, bugünkü Budizm'de de cennet, cehennem ve tanrı algılarını, ruh anlayışı, yani gayb, cin, melek, şeytan gibi varlıkların, inançların olduğunu görüyoruz. Buda'nın söylemlerinde çok daha bariz bir şekilde bunu görüyoruz diyelim. Ve şimdi meditasyon tekniklerine geçelim. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Budizm'in ritüeli, yani en temel ritüellerinden birisi, Hinduizm'de de var olan, Jainizm'de de var olan ama Budizm'le yeni bir boyut kazanan, yeniden anlamlandırılan, daha doğrusu geliştirilen meditasyondur ki bu meditasyon mevzu daha sonra dediğim gibi gerek bazı kesimler tarafından ticari bir ya da sporsal, spor tip bir uğraş olarak, gerek modernizmin getirmiş olduğu stres ve anlam arayışının bir çözüm yollarından birisi olarak, gerekse de Budistlerin ve Hinduların kendi dinlerini, inanç sistemlerini tebliğ çabası olarak, yayma çabası olarak Batı'ya ve doğal olarak da Batılılaşmanın etkisiyle Türkiye'ye, ki Batılılaşmadan önce de geleneksel ve muhafazakar bazı tarikat yapıları eliyle de ve bu anlatacağımın çok kötü bir kopyası olarak, karikatürü olarak bizim kültürümüze de ulaşmış durumda. Dolayısıyla biz şimdi önce aslını, yani orijinalini, nasıl yapılıyor, nedir, amacı nedir, bunun üzerine konuşalım. Şimdi bu yedi çakra, yani şeyde Hinduizm'de de aynıdır. Dediğim gibi Budizm bunu geliştirmiş ve daha yani çilecilikten efendim farklı bir, yani insan sağlığını ve insanın vücudunun gelişimini, esas yani insanın arınması için insanın vücudunun gelişimini öne alarak. Çünkü Hinduizm'de yani tabii Hinduizm'in de farklı kolları vardı hatırlarsanız. Ama ana akım Hinduizm'de bir asketizm, yani çile yöntemi olarak yapılıyor idi. Ama burada farklı bir perspektif geliştiriyor. Tantra felsefesi üzerinden, yani vücudun sağlıklı kılınması ile arındırılması. Yani vücudun sağlıksız kılınarak, acı çektirilerek değil. Aksine sağlıklı, yani bu sağlığın geliştirilerek vücuttaki çakra, yani enerji merkezinin açılması eksenli bir meditasyon anlayışıyla karşılaşıyoruz Budizm'de. Evet, 7 çakramız var diyor Budistler. Bunlar, bakın, evet, burada Türkçesi de var. Şimdi şu ortadakiler çakra, yani insanın diyor meditasyoncu var, enerji merkezleri var. Bunlar da en alttaki cinselliktir, kök. Hemen üstünde göbek çakrası vardır, duygusal sağlık ve farkındalığı oluşturur. Hemen kalp çakrası vardır, bakın yeşil nokta. O merkezi çakradır, sevgi merkezidir. Boğaz çakrası vardır ve
üçüncü göz çakrası, epifiz bezi olduğu çakra vardır ve ondan sonra da aydınlanma çakrası vardır diyor. Yine başka bir şeyden açalım. Evet, şimdi bakın, vücuda Budist uzmanlar bu şekilde bakıyorlar. Yani nedir? Şimdi demin bahsettiğim, bakın, yedi çakra, işte cinsellik, bağırsak, kalp, boğaz, yani nefes teknikleri ve üçüncü göz ve en üstte de artık lotus çakrası, yani beyin aydınlanma çakrası. Diyor ki bu insanın enerji merkezleridir gördüğünüz gibi ve ya bu da yandan bir kroki çizmiş. Bunlar omuriliğin, yani sinir sisteminin şey merkezleri, enerji merkezleridir. Ve bunlar insanı sağlıklı kılar ya da hasta kılar. Bu hem manevi olarak hem maddi olarak böyledir. Onun için ne yapmalıyız? Yani bunlar tıpkı gözeneklerin kapanması gibi, yani fiziksel olarak. Bu enerji noktaları da bizim işte kendimizi öfkelendirerek, strese sokarak vesaire gibi, işte yalan söyleyerek, zina ederek vesaire gibi, hani günahlar işleyerek bahsettiğimiz o orta yoldan uzaklaşarak, içki içerek vesaire, bu şeyleri kapatıyoruz biz diyor. Dolayısıyla bunları açmamız lazım ki, yani zinde kılmamız lazım ki sağlıklı işleyebilsinler. Dolayısıyla ne yapıyor? İşte cinsellik çakrası ile ilgili ayrı bir meditasyon tekniği geliştiriyor. Odaklanarak, beyin odaklanma tekniği. İşte mide için, kalp için, boğaz için ve üçüncü göz çakrası için ayrı meditasyon teknikleri geliştiriyor ve böylelikle bunlar açılırsa diyor, alttan ve üstten vücut, yani dedim bu bir tıp yöntemi olarak, yani fiziksel bir tıp yöntemi olarak da geliştiriliyor. Ama bu tıp aynı zamanda bu felsefenin de iç içe, yani bir ritüel. Ama bu ritüel aynı zamanda tıbbi bir yönü var. Şimdi dediğim gibi batıya, yani batı seküler versiyonları bunu sadece sağlık yönünü başta belirttiğim üzere alıyorlar. Çünkü hakikaten faydalı bir yöntem. Ama bir kısmı da işte Hinduizm ve Budizm gibi alt yapısı olanlar da bunu bir hani tebliğ yöntemi olarak uyguluyorlar ya da uygulatıyorlar. Bu kalpte oluşan günahlardan sonra hadis var. Biraz bir nevi ona benziyor. Evet, yani kısmen. Evet. Bakın bu da yine yandan görüntü, insan anatomisi, yani anatomik olarak dediğim gibi yine cinsel vücut böyle yukarıya doğru çıkıyor ve en sonunda, bakın en sonunda Tanrı var, Allah var ve orada şey oluyoruz, yani Nirvana'ya ulaşıyoruz. Evet, bakın bunlar ilk baştaki şeyler, illüzyon, şey, hipnoz görselleri. Bunlar yine çakralar sırasındaki el işaretleri. Şimdi her çakra için, her çakrayı açmak için çeşitli el işaretleri var. Makine aşağıda gösteriyor. Bununla ilgili çok fazla kurs var. Çok fazla okul var. Hindistan'da olsun, Çin'de olsun, Japonya'da olsun. Ve tabii bunların da şubeleri var. Yani demin bahsettiğim hani böyle kolları görmüştünüz. Mezhepte alt gruplar. Bunların hepsinin de hani Müslüman kültürde olduğu gibi yani okulları var. Dergileri var, kitap evleri var. Batı'da böyle büyük bir furya olarak özellikle işte hippie 70'li yıllardaki bu özgürleşme akımında Batı'ya, yani modernizmin içindeki bu buhranlar dolayısıyla Batı'ya sıçradı, Batı'ya yayıldı. Dediğim gibi bunlar seküler kanalla gelen var. Bir de muhafazakar kanalla gelen var. Muhafazakar kanalı birazdan konuşacağız. ama asıl şey bu. Evet, bu da arkadaşlar meditasyonun ana anlam haritasını gösteriyor. Yani nedir meditasyon özelde, yani ana hatlarıyla. Dediğim gibi çeşitleri var bu yedi çakra için farklı meditasyon yöntemleri ve Hindu, Budist okulların, her okulun, her tarikatın, her grubun farklı geliştirdiği yöntemler de söz konusu. Şimdi biz tabii ana hatlarıyla konuşuyoruz. Nedir hocam? Bir kişinin bir objeye odaklanarak o objeyi kendi beyninde fotoğraflamasıdır. Meditasyonun ana şeyi budur. Bu fotoğraflama, yani bir şeye odaklanma ardından
Bu teknik geliştirilir. Önce bir mumla başlanır. Çeşitli nesnelerle başlanır. Şimdi size bununla ilgili birkaç video izleteceğiz. Bunun üzerine konuşacağız inşallah. Namaste. Welcome to another episode of Wellness with Vibha. We think you have come to this TV of Jane. In it, cross your legs in front of you like this, or you can place one ankle in front of the other. Şimdi öncelikle meditasyon ilk şeyi oturma şeyidir. Yani o bağırış kurma özel oturma yöntem var biliyorsunuz. Onu gösteriyor. It depends on what makes you feel comfortable today. To begin our practice, the first one, we are going to gaze at the tip of our thumb here. Let's begin with the Evet, hold it in front of your eyes and focus at the tip of Şimdi önce ilk başlangıç olarak şunu gösteriyor bakın. Şöyle yapıyorsunuz ve bir objeyi gözle takip etme, yani dikkat şeyini geliştiriyor. Daha sonra ona odaklanma. Bakın. We are going to follow the tip of our thumb all the way towards the right. Blink your eyes, but if you must, that's fine. Teşekkürler. When you can no longer see the tip of your thumb, begin to bring it back to the center. Very slowly and steadily. Now we are going to take it towards our left shoulder. Continue to follow the tip of the thumb without moving the chin. Try not to blink, but that's okay today. When you can no longer see it, pick the left thumb. Now we are going to follow the thumb all the way towards the left. Slow and steady. Önce odaklanma ve gözle bunları geliştiriyor. Sonra ikinci aşama, bunlar tabii şey başlangıç aşaması yani bunları mum meditasyonu. Yani onun önce göz şeyinde. Yani bunu mesela iki saat bir şey odaklanıyorsunuz. Bir ateşe ya da bir kaleme. Ve onu zihninizde fotoğraflıyorsunuz. As you continue to look at the tip of the flame, your eyes will begin to water a little. If you can still watch the flame under Sonra onu odakladıktan sonra gözünüzü kapatıyorsunuz ve odaklandığınız ve fotoğrafladığınız şeye gözünüz kapalı bir şekilde onu hayal ediyorsunuz. Yani buradaki amaç şu. Mesela bu da yine fotoğraflı hali. Mum meditasyonu. Şimdi buradaki amaç şu. Bir cisme odaklanarak onunla bütünleşme hali. Bu önce kalem ve ya da işte ateşle başlıyor. Daha sonra işte bir heykelcik olabilir. Bir işte kitap olabilir. Bir süre sonra yani ilerledikçe bu aşama işte hangi çakraya odaklanacaksak ona odaklanmaya başlıyoruz. Tabi bu odaklanma süreçleri yıllar alıyor. 5 yıl, 3 yıl, 10 yıl, 15 yıl. Ne oluyor? Vücudumuzu artık beyin, yani kas yapmak gibi, yani spor yaptığınızda nasıl vücut gelişiyorsa beyni de bu şekilde vücudu kontrol etme yetisini kazandırıyor. Bu da bir süre sonra, yani dediğim gibi bu süreç sonrasında bu çakralarınızı açmanıza yol açıyor ya da işte çakran açıyor vesaire. Yani meditasyon ana hatları bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ben çok hızlı ve yani çok hızlandırılmış bir meditasyon şey oldu bu ama işte bu uzun anlatıları, kitapları efendim var. Tabi buna müzik de yardımcı oluyor. Mesela bakın size bir müzik dinleteyim. Now
Bakın bunlar demir böyle kaplar, şöyle çan gibi. Bunlar çok meşhurdur, hatta bazen İstiklal Caddesi'nde falan da çalıyorlar bunları. Ses dalgası yayıyor. Bunlar çeşitli megahertz ses dalgaları yayıyor, metalik sesler. Siz bir şey düşünürken mesela, yani meditasyon sırasında, bu tarz sesler eşliğinde beyni çeşitli frekanslara geçiriyorsunuz. Bu da o beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Yani işte epifiz bezi dediğimiz bu bezi çalıştırıyor. İkincisi de ney sesi, yani bu flüt sesi. O da aynı etkiyi yaptığı için, yani beyni çalıştırdığı için, beyni etkilediği için otohipnoz ve meditasyon yöntemlerinde kullanılan, özellikle tapınaklarda ve işte meditasyon sırasında kullanılan rahatlatıcı, relax, müzik tarzları. Hatta YouTube'da böyle yüzlerce video ile karşılaşıyorsunuz. Mesela meditation music diye yazın, böyle megahertzleriyle hatta. Bunlarla karşılaşıyoruz. Peki, mesela bunların daha ileri boyutları var. Biraz da ondan size bahsedeyim. Hazır geldik, değil mi? Pandito Hambolama veya resmi adıyla 12. Dashi Dojo Itigelov, 1911-17 yılları arasında Doğu Sibirya Budistleri dini önderiydi. Bu arada şey, ibadet yöntemi de yine ruku, secde ve kıyamlar oluşuyor. Onu da seyrettim. Evet, Budistlerin. Ama bir kıble algıları yok yani bugünkü Budistlerin. Böyle tapınağa gelip bu şekilde. Hatta Kore'de Dünya Kupası olmuştu sanıyorum. İlken Kore'de. Dolayısıyla orada mesela oraya gidenler çok şaşırmış. Bayağı bir namaz şeklinde benzeyen, hani Hindulardan daha bariz bir ibadet tarzı vardı. Bakın şu başta görüyorsunuz, ben o videoyu getirmeyi unutmuşum, hani ibadet, tapınma şeklinde. Burada bakın başta var. Bakın şurada bakın. Bakın. Sonra. 1927 yılında vefat etti. İşte bütün dünyayı hayrete düşüren hikaye bu noktadan itibaren başlıyor. Itigelov'un durumunu ölüm olarak nitelemek çok zor. Rahip, öğrencilerini etrafına toplamış, lotus pozisyonunda oturmuş, kendisini bu pozisyonda defnetmelerini söyleyerek rivayete göre Nirvana'ya geçmişti. Ama vasiyeti bununla sınırlı değildi. Lama öğrencilerine 50 yıl sonra kendisini mezarından çıkarmalarını söylemişti. Anlattığına göre o zaman dünyadaki şartlar uygun olursa geri dönecekti. Öğrencileri ölümünden yarım asır sonra büyük ustayı yeniden kaldırmalıydılar. Fakat vasiyet 25 yıllık gecikmeyle, yani 2002 yılında yerine getirilebildi. 2002 yılı Eylül ayında Buryatya Başrahibi Hambolama Yuşev, İtigelov'un naaşının gömüldüğü yerden çıkarıldığını beğendi. Hemen ardından ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Lama'yı mezarından çıkaran görevliler gördükleri karşısında şok oldular. Görgü tanıklarına göre Itigelov'un bedeni hala yumuşacık ve... Bu da cemaat yani olan dua şekli. Birisi evet, gitmiş öyle gitti. Yani çok severler onlar böyle işleri. Evet. Dolayısıyla toparlayacak olursak bu dizi. Toparlayacak olursak bu dizi meditasyon teknikleri olsun. Tabii ben burada çok hızlı geçiyorum. Dediğim gibi bununla ilgili hem YouTube'da hem yazılı olarak hem görüntü olarak çok fazla kaynak var. Hem İngilizce hem Türkçe'de. Çünkü insan sağlığıyla da alakalı olduğu için ve bir geçim kapısı da olduğu için aynı zamanda, yani bir kısmı dediğim gibi büyük bir piyasa bu. Diğer kısmı da inanç dolayısıyla, yani yayma, tebliğ
dolayısıyla. Çok yaygın bir şey. Çünkü dediğim gibi modernite dolayısıyla şehir şartları insanları çok bunaltıyor. Ve özellikle kilise çok fazla bu konuda karşılık veremiyor, cevap veremiyor özellikle Batı'da. Bundan dolayı insanlar özellikle seküler kesimler bu tarz şeylere yöneliyorlar. Yani zihnin boşaltılması, zihnin temizlenmesi, vücudun sağlıklı. Ki Türkiye'de de bir trend biliyorsun diye ayırlarla vesaire böyle bir şey var yani. Yani hani kötü bir şey değil. Hani ben kötülemek için demiyorum ama böyle bir trend var. Dolayısıyla işte o trendi karşılayan şeylerden birisi de Budizm. Ve Budizmin işte meditasyon teknikleri diyelim ve Budizmi falan diyoruz. Evet.